Selamünaleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma atmış olduğum videoları izlemenizi, beğenmenizi, abonelik eklemenizi sizlerden rica ediyorum sevgili canlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet sevgili dostlar. Allah'ım beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Hamd ile izzet ve kemal sahibine teşekkür. Hamd, iyilik, güzellik ve üstünlükle niteleme, övme anlamına gelmektedir. Hamd bir nimet versin veya vermesin, Allah'ı sahip olduğu nitelikleriyle övmektir. Fatiha'nın birinci ayetinde ve birçok ayette geçen hamd ile Allah Teala her türlü övgünün kendisine ait olduğunu haber vermekte ve kullarından elhamdülillah, hamd Allah'a aittir cümlesiyle kendisini övmelerini istemektedir. Hamd, tahmid ve hamdere şeklinde adlandırılan bu ifadeyi kullanan kişi bütün nimetleri var eden ve kemal sıfatlarına sahip olan Allah'ı anmış, övmüş, onun nimetlerini ikrar etmiş, ona dua ve teşekkür etmiş olur. Müslüman hayatını hamd ve şükür ile anlamlı hale getirir. Bir şeyler yediğinde, içtiğinde, herhangi bir işe başlarken ya da işini bitirdiğinde hal ve hatırı sorulduğunda Allah'a hamdolsun der. Aksırdığı zaman elhamdülillah der. Hastalığını atlattığında Rabbine yine hamd eder. Kitapları, hitapları, mektupları, sohbet ve vaazları, dua ve niyazları hep Allah'a hamd ederek başlar ve yine hamd ederek tamamlanır sevgili dostlar. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şol karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, safalık ile açtık elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk, kanatlandık, kuş olduk. Birbirimize eş olduk, uçtuk elhamdülillah. Yunus Emre. Yunus Emre'nin şeyleri. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bundan kararlı ol. Taha suresi 20. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler için ise üstün dereceler vardır. Taha suresi 20-75. Evet sevgili din kardeşlerim, dua. Ya Rabbi, sevgilinin diliyle övülen sevgili kulun Hazreti Üveys hürmetine bütün işlerimizde bize güzel akıbet ihsan eyle. Bizleri dünya sıkıntılarından ve ahiret azabından koru. Bizlere seni hakkıyla zikretmek, sana layıkıyla ibadet etmek ve vermiş olduğun bunca nimetlere karşı şükretmemiz için yardım eyle. Bizi kerem hazinenden umduğumuz af ve merhametine mazhar eyle. Bize razı olacağın ameller yapmayı nasip eyle. Bizim yaptığımız ibadetleri kabul eyle. Bizi cennet ve cemalinle şeref yarab eyle. Şeref yap eyle.
Bizi cehennem azabından uzak eyle. Ey gam ve kederleri gideren, sıkıntılı kalplere sürur veren, günahkarların tevbesini kabul buyuran, dertlilerin derdini gideren Rabbim, bizi ferahlandır, gam ve kederlerimizi gider, halimizi ıslah eyle, dualarımızı kabul buyur, kalıp da kalp gözlerimizi nurlandır. İki cihanda da yardımını esirgeme ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin ey ya Rab. Veysel Karani hakkında yazılmış eserler zamanımıza gelene kadar Veysel Karani Hazretlerinden bahseden birçok eserler yazılmış bulunmaktadır. Bu eserlerden bir kısmı sırf Veysel Karani Hazretleri hakkında kaleme alınmış olan, diğer bir kısmı ise başka mevzular bulunmakla beraber içinde Hazreti Üveys'e ait malumat bulunan eserlerdir. Sırf Veysel Karani Hazretleri hakkında yazılan ve tarafımızdan baştan sona gözden geçirilmiş ve kısmen istifade edilmiş olan eserler. 1. Hazreti Veysel Karani Kuddisa Sirruhul Ali tertipleyen A Camii Başimam ve Hatibi Rami Şenses 1963. Evet sevgili din kardeşlerim, böylelikle Veysel Karani Hazretlerinin hayatını bitirmiş olduk. Sizlere de bildirmiş olduk. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Evet. Bayram Özendi YouTube kanalımdaki tüm videolarımı izlemenizi, beğenmenizi, abonelik etmenizi sizlerden rica ediyorum. Bu güzel kardeşinize destek vermenizi sizlerden arz ve talep ederim. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar.